جاب لك من توي پرخ لك من توي جاب لك من توي پرخ لك من توي سر ملك من توي جارو پریشان مس سر ملك من توي جارو پریشان مس ولهت شیرین توی ستیرو پروین توی ولهت شیرین توی ستیرو پروین توی شیرین و همزین توی ممید زندانم است شیرین و همزین توی ممید زندانم است. Bunu kızım Meryem'e armağan ediyorum. İlk olarak babasının tedrisatından geçiyor. Hatta baktığınız zaman neredeyse Kahta'nın bütün gençleri, bütün çocukları o dönem müezzin olan babasının rahleyi tedrisatından geçiyor. Rahmetlik benden büyüktü tabii. Aramızda 6-7 yaş yaklaşık var. Biraz yaramaz, hiperaktif bir çocukmuş. Hatta annemi kızdırmak için evin bahçesinde bulunan böyle yüksek bir dut ağacına çıkıp sela okuyor. Selada da dedemizin vefat ettiğini söylüyor. Yani annemizin babasının vefatını söylüyor. Bu şekilde böylece annemden intikam alıyor. Mehmet Yavuz'un hayatına baktığımızda çok da zikzaklar görmüyoruz. Evet, belli dönemlerde belki hani o günün şartlarında olan yalpalanmalar, dalgalanmalar olsa bile ama çocukluğundan itibaren, ta İmam Hatip yıllarımızdan itibaren işte o günün şartlarında İslami çalışma, İslami mücadele denildiğinde bizim Kahta'da işte milli görüş geleneği akla gelirdi ki ikimizin de babası İkisi de vefat etti. Allah rahmet eylesin onlara da. O milli görüş geleneğinden gelen insanlar bize bunu zaten empoze etmişlerdi ve aşılamışlardı. Konuşması insanı içine çeken bir usluba sahipti. Hatta ondan yer yer istifade ettiğimi söyleyebilirim. Zaten şöyle bir ibare var. Çırak ustasını geçmelidir. Eğer çırak ustayı geçmezse ilim donar. İlim donar. Mehmet Yavuz'un İslam camia ile tanışmasında en önemli paylardan biri İbrahim Kızmaz'a ait. Tabii bunu şahsıyla değil, şehadetiyle sağlıyor.
İbrahim Kızmaz Hoca bir öğretmen. Öğretmenliğin yanı sıra gençlerin İslami ve ahlaki terbiyesi için de ciddi bir gayret içerisinde. Tabii bu gayreti PKK'nın dikkatini çekiyor ve 1992 yılında şehit ediliyor. Mehmet Yavuz da katıldığı bir ortamda İbrahim Kızmaz üzerine yazılan bir ezgiyi dinleyince kendisini araştırıyor. Tabii kendisi de bir öğretmen olmak istiyor ve hem ahlaki hem İslami anlamda bölgede bir idol haline gelmiş İbrahim Kızmaz Hoca artık Mehmet Yavuz için de bir rol model oluyor. Ey şehit, ey şehit, ey şehit kahraman İbrahim Hoca. Aynı dönemde üniversiteye başladık. Kendisi Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği'ne başlamıştı. Ben de Fizik Öğretmenliği'ne başlamıştım. Sanırım 91-92 olacak. 92 tabii benimle lisede beraber okuduğumuz Kahtalı bir arkadaş vardı. O da aynı benimle aynı bölümü kazanmıştı. Dedi ki istersen beraber kalalım. Kahtalıların kaldığı bir evde beraber kalmaya başladık. Çok ilginçtir. Bunu belki de ilk defa burada sizlere söyleyeceğim. Farklı bir camiadan insanlarla beraberdi. Günün birinde içinde o dediğim daha önceden gelen bir asilik ruhu vardı Mehmet'te de. Demek ki bölgedeki Müslümanlara yönelik bir sohbet ortamında biraz maksadı aşan ifadeler birileri kullanmış. Mehmet kardeşim kendisi onlarla birlikte olmasına rağmen, hareket etmesine rağmen buna tahammül etmiyor. Bir Müslüman hakkında nasıl böyle konuşabilirsiniz Müslümanlar hakkında diye. Böyle olunca tabii ki gecenin saat 11'inde kapı dışarı etmişlerdi, elinde valiziyle birlikte. Abi gidecek yerim yok, alırsanız bu eve gelmek istiyorum. Ya o dönemde İslami camialar biraz daha kendi aralarında ilişkileri yoğundu. Mehmet Yavuz bu anlamda diğer camialar tarafından çok sevilen bir şahsiyetti. İslami camiaların haricinde gayri İslami camialar bile, gayri İslami yapılar bile Mehmet Yavuz'a karşı onun şahsında oluşmuş olan o olgunluk, o birikim, o belagat ve kültürden dolayı kendisine bir saygıları vardı. 93 yılının Şubat ayında bir ay boyunca o Şehitler Gecesi'ndeki tiyatroya çalıştık beraber. Ramazan ayına denk gelmişti yani o Şehitler Gecesi. Bir ay boyunca iftardan sonra Konya'nın Alaaddin Tepesi salonunda çalışıyorduk. Tabii tiyatro sadece tek bir oyundan ibaret değildi. Yani o zaman Filistin'le ilgili bir sahne vardı. Susa ile ilgili bir sahne vardı. Bosna ile ilgili bir sahne vardı. Susa tiyatrosunda mesela ilk hani oynayan tiyatroyu biziz ki 92'den 93 sanırım bir 6-7 ay sonra katliamdan 6-7 ay sonra biz oynamışız. O zaman ben Susa'da katledilen o şehitlerden Emin'i oynuyordum. Mehmet Yavuz da sanırım ya Mekki'yi oynuyordu ya Medeni'yi oynuyordu. Kısacası tarihin tüm şerküçleri, çeşitli kimlikleriyle fazlasıyla bu bölgede var. Bu kadar düşman varken canınızı sıkmayın arkadaşlar. Adam başına yüzlerce şehadet düşer bizlere. Sayın hocam, çok güzel söylüyorsunuz da bu kadar şehit vermenize rağmen hala yalnız bırakılmıyor mu? Hatta bırak yalnız bırakılmayı, zaman zaman şiddetli eleştirilere bile muhatap olmuyor mu? Daha sonra tabii camide dersler başladı. Camilere gittik, dersler vermeye başladık. Birlikte Mehmet'le birlikte aynı camide ders veriyorduk. 90 sanırım 93 ya da 94 olması lazım. Doğanlar Mahallesi'de bir mahalle vardı. O mahallede hakikaten İslam'ın güzelliklerine muhtaç insanlar çok çok fazlaydı. Ve hiç kimse de o mahalleye pek uğramıyordu. Çünkü hani itilmiş insanlar, biraz daha toplumdan tecrit edilmiş insanlar. Doğanlar Mahallesi gençliği, çocukları hırçın ama o hırçın çocuklarla sanki hırçın dalgalar gibi öyle bir sabırla, öyle bir metanetle
ellerini başlarına koyup göğüslerine yaslaması, bir sorunları, dertleri olduğu zaman annelerinin, babalarının yanına gidip onları uyarması. Sonra ufacık çocuklar, 10 yaşındaki çocuklar sabah birbirini kaldırmak için cami kapılarında, camiden çıkıp evlerin kapısını çalıp birbirlerini kaldırmalarında ve şu andaki Doğanlar Mahallesi'ndeki şu andaki gençlik hep onun eseri. O mahallenin çocukları Konya Çarşı Merkezi'nde genelde ayakkabı boyacılığı, işte simit satıcılığı, o tür şeyler yaparlar ve çoktular yani. Ama mesela Mehmet'le biz beraber çarşıda dolaşırken bunlar Mehmet Yavuz'u gördükleri an hocam hocam diye toplanırlar. O ayakkabı boyacıları, o simit satıcıları hepsi doluşurlar. Hatta çevredekilerin de dikkatini çeker. Ya Allah Allah, yani bu kim ki bunların hepsi işte ona koşuyor filan. Biz ilk çocukken bizim Doğanlar Mahallesi'ndeki camide bize ders vermek için mahallede çocukları toparladı. Orada tanıştık Mehmet Yavuz Hoca'yla. Kur'an'ı bize öğretti, bizimle ilgilendi. Gelmediğimiz zaman evlerimize kadar gelip kapımızı çalıp neredesiniz diye hesap sorardı. Yani gelirdi bize sürekli. Sürekli sabah namazında böyle camiye gençleri gönderirdi, toparlardı. Camide bizi beklerdi, en erken o gelirdi. Yani unutulmaz anıydı yani Mehmet Yavuz Hoca'yla geçirdiğimiz vakitler. Bizi pikniğe götürdü, sevdirdi, camiyi sevdirdi. Top oynamaya götürürdü bizi. Yani İslam bize Mehmet Yavuz Hoca sevdirdi. Biz onun eserleriyiz diyeyim artık. Yani bize vesile oldu. Yani Kur'an'ı öğrenmemize vesile oldu. Doğanlar Sultan Camii'nde bizler 10'lu yaşlarda çocuklardık. Ve 10'lu yaşlarda onlarca talebeye İslam davasını öğreten, sevdiren, adanmış bir Müslümandı Mehmet Yavuz Hoca. Bize o yıllarda İslam'ı sevdiren bir hocaydı. Biz Mehmet Yavuz Hoca'nın öyle bir yönü vardı ki her çocuk, ben kendi nezdimde öyle görürdüm, en çok beni seviyor diye düşünürdü Mehmet Yavuz Hoca'yı. Ben de öyle düşünürdüm. O yüzden biz Mehmet Yavuz Hoca'nın namaz kılma şeklini bile taklit ederdik. O bir ayağı hafif aksak gibi dururdu. Biz de Mehmet Yavuz Hoca gibi dururduk, ona benzemek adına. Davası ona maddi olanaklar sunmadı. Aksine cezaevi kapısı açtı. Ve çok sevdiği öğretmenlik hayatı da maalesef sekteye uğradı. İşte ilk gözaltına götürüldüklerinde askıyı almışlar bu şekilde. O söylediği Konya'daki camiyi sormuşlar tabii. Sen o camide neye gittin? O da hani dalga geçmek adına dedim ya, o da kendine has bir yapısı vardır diye. Voleybol oynamaya falan gittik diye. Tabii ondan sonra bayağı bir çullanmışlar üzerine. Hani bizimle nasıl dalga geçersin şeklinde. 10. koğuşta sağ olsun Mehmet'in gelmesiyle böyle değişti. Çünkü kara kara düşünüyorduk ne olacak diye. Bir hafta 10 gün göz altında kalmışız ama çok soğuk bir mevsim. Buz tutuyor, kaldığımız yerler buz tutuyor. Zaten rahmetli oradayken böbrek ağrısına tutulmuştu. Geldiğinde fark ettim, söylemedi de. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Eğer bu acelemin ve nehoşi hatıbe sersuru sercava و خودیم معلومه و برترش شاهد بی همون خوشیم نگورش که دگزالتیه دست بکر 19 ساله تو به 20 ساله پشیم بر ندا ادو جارا عملیات بوم فلان و بیوان خودی تعالا لایق ببینه اکرام بکه احسان بکه İn'am bike ve şehadete nasilme bike mecici şehide binüse ya Rabbel alemin. Hiç
hiçbir suçları yok. Mehmet bir öğretmendi. O temiz bir ailenin, memleketini, milletini seven bir ailenin çocuğuydu. Ne yapmıştı, suçu neydi? 2 yıla yakın bildiğim kadarıyla hapis yatıp, gördüğü kötü muameleden böbreğini kaybettiğini öğrenmiştim. Öyle olmasına rağmen çıktığı bazı televizyon programlarının öncesinde sonrasında da ki görüşmelerimizde de asla kin ve nefret taşımadığını, kini ve nefreti bayraklaştırmadığını, bu ülke için bölen değil, bütünleştirici, birleştirici bir unsur misyonunu yüklendiğini gördüm. Mehmet hocamızla 2001 yılında özel bir dershanede başladık. Bir gün dersten çıktık. Akşam beni aradı. Yani aramızdaki samimiyet ilerlemişti. Kardeş dedi, bu akşam programını iptal edebilir misin dedi. Dedim kardeş hayırdır? Dedi iptal edersen iyi olur. Bir sohbet ederiz dedi. Tamam dedim. Bir saatte randevuleştik bir çay bahçesinde. Oturduk. Dedi kardeş, ben daha önce devlette öğretmendim. Görevden alındım dedi. Cezaevine girdim çıktım. Davam devam ediyor. Ben hani normal bir sohbet yapıyoruz şekliyle. Onu dinliyorum. Böyle konuştuk. Ondan sonra kardeş dedi yani bil dedi başımdan böyle bir olay geçti dedi. Ben de tamam yani dinledim. Sonra vedalaştık akşam. Bahaya bir geç oldu yani epey bir oturduk. Yani o gece yatamadım geç saatlere kadar. Sonra dedim ki bu herhalde böyle bir olaydan dolayı ben bir zarar görmeyeyim. Dershanecilik çok arzusu olmasa da mecbur kaldı. Bununla birlikte aslında çok da verimli olduğu bir mecra. Tabii dershane hayatıyla birlikte ekonomik anlamda tatmin olduğu bir süreç başlasa da manevi anlamda nasıl tatmin edeceksiniz? İşte o boşluğu hissediyor. Her eğitimci şüphesiz öğrencisinin zeki olmasını ister. Ve daha çok zeki öğrenci üzerinde dururlar. Ancak Mehmet Hoca öyle değildi. Yani elbette zekaya, akıllı öğrenciye, zeki öğrenciye önem veriyordu. Ama o daha çok kişilik üzerinde duruyordu. İbrahim Kızmaz'ın yürüttüğü misyonu da sürdürmeye çalışıyor. Seminerden seminere koşuyor. Gençlerin ihyası için çabalamaya gayret gösteriyor. Bununla birlikte memleketin, ümmetin meselelerine de ilgi duyuyor. Bu anlamda Doğru Haber Gazetesi'nde haftalık köşe yazıları yazmaya başlıyor. Sonrasında Rehber TV ekranlarında Farklı Bakış programını sunmaya başlıyor. Ve sonrasında artık siyasi hayatının da kapıları açılmış oluyor. Selamünaleyküm, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Farklı Bakış'ta yeni bir programla birlikteyiz. Çok amatör bir stüdyo ortamında ama çok profesyonelce konuşan, çok dertli konuşan bir adam gördüm. İlk gördüğüm zaman o. Yani hiç oturup konuşmadık daha henüz. Bir farkındalığı, bir farkı gördüm orada zaten. Çok akıcı konuşuyordu, çok doğal konuşuyordu. Dertli konuşuyordu her şeyden önce. Dert konuşturuyordu daha doğrusu onu. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü.
Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Dedi, kardeş dedim, ben ayrılacağım. Niye dedim? Ya dedi, bazı dedi, temiz arkadaşlar bana teklif etti. İşte gazetede yazı yazacağım, program yapacağım. Dünya kısa, ömür gidiyor. Biz Allah için hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi o kadar ağır bir karar ki, yani dur desem, belki bir gün ben pişman olacağım. Git desem. Parti kurmayı düşünüyoruz. Bana da teklif edilmiş. Ben dershaneyi bırakacağım. Hani belki Urfa'yı da bırakırım şeklinde. Tarihsel süreç içerisinde insanlığı selamete çıkaracağını iddia edenler tarafından şu gök kubbenin altında esasen söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Bu sözler fiiliyata dökülmedikçe, fikirler mükemmel dahi olsa bir kıymet taşımıyor, bir anlam ifade etmiyor. Partinin programının tüzüğünün hazırlanması döneminde katkı sunan bir kardeşimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu işin çatısını birlikte çattık. Emrolunduğu gibi dost doğru olmakla yükümlü olan inançlı insanlar için siyaset yalansız ve menfaatsiz yapılmaz denilen bir zamanda dürüst olarak ve dürüst kalarak siyaset yapmak elbette kolay değildir. Yanlış bir adayla kazanmaktansa doğru bir adayla kaybetmeyi tercih eden bir anlayışın mensupları olarak attığımız her adımın ve konuştuğumuz her sözün hesabını Allah'a vereceğimizin bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Dertli bir insandı. Derdi de Müslümanlardı. Ümmetti. Özellikle bölge sorunları, genelde ülke ve ümmetin sorunları ile ilgili birçok taleple gelirdi bize. Biz de o taleplerin beraber gidip çözüm noktasında çözülebilecek yerlere beraber giderdik. Aziz kardeşlerim, bu memlekette taş üstüne taş koyan herkesi takdir ediyor, herkese teşekkür ediyoruz. Lakin maddi bir kalkınma yaşarken manevi bir boşluk yaşıyoruz. Madden kalkınırken manen bir tatminsizlik içinde bulunuyoruz. Bu çaresiz bir hal değildir. Biz aziz bir yolun yolcusuyuz. Bizim yolumuzda madden ve manen bir arada kalkınmak mümkündür. Kendi politik çizgisi ve gündemi veya Hüdapar'a yakın ailelerin sorunlarıyla ilişkili bir gündemi olmadı. O öncelikle yani işte ümmetin yetimi kabul edilebilecek Kürtlerin sorunları, devletin bu sorunlara bakış açısı ve sonra da genel değerler, temel ilkeler, ahlaki yaklaşım üzerinden de Türkiye siyasetinin gidişatı üzerine kafa yoran birisiydi. Bir Müslümanın herkesi Müslüman yapmak gibi bir görevi yoktur. Allah tarafından kendisine böyle bir görev verilmemiştir. Ama bir Müslümanın adaleti uygulamak, adaleti hakim kılmak gibi bir görevi vardır. Benim tanıdığım siyasiler arasında iletişimi en açık, konuya hakimiyet anlamında, bir konuyu başından alıp sonuna götürmek anlamında en vurucu şekilde ifade etme yeteneğine sahip, çok çarpıcı bir kişilikti gerçekten. Aliye İzzet Begoviç'e yakın bir psikoloji, haleti ruhiye, insanlık çizgisini koruduğunu görüyorum. Bu da kolay bir şey değil. Acıların olduğu, yıkımların olduğu, adaletsizliklerin olduğu bir vasatta siz bütün acılarınıza, yaşadıklarınıza, size yaşatılanlara rağmen insan kalabiliyorsanız bu
çok önemli. Dinin önermiş olduğu çözüm budur. Zalime karşı mazlumun yanında yer alacaksın. Aleyhine dahi olsa adaletten ayrılmayacaksın. Kendi yandaşını kayırmayacaksın. İhale bölüşümcülüğü yapmayacaksın. Her şeyin şeffaf olacak. Halkın gözünün önünde olacak. İki merciye hesap vereceksin. Bir halka hesap vereceksin, bir de hakka hesap vereceksin. Geldiği çizgiden bağımsız bir şekilde o çizgiyi de kapsayan ve onun ötesine bütün Türkiye'ye, belki coğrafyaya hitap eden bir dava adamı gördüm ben. Kanser teşhisinin ilk zamanları 2016 yılı gibi zannediyorum. Bir böbrek ameliyatı geçirdi. Böbreği alındı tümör olduğu için. Tabii duyuldu bu. Duyulmasıyla birlikte parti genel merkezine inanın yüzlerce telefon yağmaya başladı. Samimi bir şekilde gelip böbreğini vermek isteyen, yani dualarda ömrümüzden al ver diyenler, mesajlar. Allah razı olsun. Bunlar karşısında ben hastalığımı bir nebze değil, bütün boyutuyla vallahi unuttum. Düşündüm yani bunun üzerine, böyle bir tuhaf oldum. Seviniyorsun bir taraftan, bir taraftan yükün ağırlığının farkına varıyorsun. Yani nasıl söyleyelim, bu muhabbete diyorsun ya Rabbi, bu muhabbete bizi layık eyle, bu sadakate bizi layık eyle ya Rabbi. Yine en hızlısını tercih etti o, her zaman olduğu gibi. En kestirmesi dediler ki böbreğin alınması. O yine onu tercih etti. Gerekçesi yine çalışmalarından geri kalmamak adına, ara vermemek adına. Bu camia kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, bacılarımız, gençlerimiz, 7'den 77'ye bize dua eden insanlar, bırakmıyorlar insan bir rahatla ölsün. Müthiş derecede sosyal birinden bahsediyoruz. Yani birkaç dakika içerisinde henüz tanıştığı bir kişiye çok samimiyet gösterebilir, kendisi de çok samimi olabilir, çok derin bir muhabbete dahil olabilirler ve bu çok muhtemel bir şey. Üstelik bu muhabbetler çok kalıcı dostluklar da oluşturabiliyor. İnanın Mehmet Yavuz'a karşı hiç dinmeyen bir sempatiye dönüşüyor. Hangi siyasi parti, hangi ideolojiye mensup olursa olsun karşısındaki kişi. Çünkü karşılarında bir genel başkan olarak dahi particilik yapmayan bir siyasetçi var. Bazı bildiğim soruları da sordum ona için Aslı. Yani acaba o konudaki fikri ne falan diye. Çok böyle mutedil bir insan gibi geldi bana. Yani halka yakın, bizden biri. Ama bilgili biri, Türkiye'nin sorunlarını bilen biri. Tabii ki dedim kendi içimden. Yani böyle bir adam ne sorarsa ben cevaplarım. Bildiğim bir şey varsa da söylerim. Yol arkadaşı da olurum böyle biriyle. Çünkü çok güven veriyordu insana. Ben Erzincan doğumluyum. Alevi kökenli bir aileden geliyorum ve Alevi dedesiyim. Fakat bizim hayata bakış açımızda da adalet ve insan baş tacıdır. Hatta onun bir sözünü çok severim. Allah'ım bize öyle bir duruş nasip et ki... Allah'ım bize öyle bir duruş ver ki hiçbir düşmanımız kendisine haksızlık yapacağımız gibi bir kaygıya kapılmasın. Ve yine bize öyle bir duruş ver ki hiçbir dostumuz kendisine irtimas geçeceğimiz gibi bir ümide kapılmasın. Hayatımda ilk defa bir partinin kongresine gittim. Kendisi davet etmişti. İşte Irak'tan, Suriye'den gelen Kürt temsilcilerle aynı yerleri paylaştık. Orada yaptığı konuşma gerçekten bir manifesto niteliğinde bir konuşmaydı. Bunu gençler, yaşlılar, her yaştaki insanlar, kadınlar, erkekler okumalı, okutulmalı. Bize göre devlet bir hizmet kurumudur. Hizmet kurumu olan bu devletin görevi şudur. Temeli adalet, öznesi insan ve insanlık değerleri olan, farklı etnik inanç kimliklerin yasal olarak tanındığı din, can, mal, akıl ve nesil emniyetinin muhafaza altına alındığı,
hukukun üstünlüğünün sağlandığı ve her kesim için adaletin yeniden tam ve eksiksiz olarak tesis edildiği, çoğulculuğun sağlandığı ortak bir vatanda hür ve adil bir toplum düzenini tesis etmektir. Memleketi farklı meselelerden konuşulduğu bir programda eğer basın bize ekranlarını açarsa, Hüdapar'ın sesi, Hüdapar'ın programı, Hüdapar'ın felsefesi, Hüdapar'ın meselelere yaklaşımı ve Hüdapar'ın sorunları, çözüm önerileri rahat bir şekilde televizyonlarda tartışılırsa, anlatılabilirse, bunun ülke çapında çok büyük bir ses getireceğinin en önemli kanıtlarından bir tanesi, rahmetli Mehmet Yavuz Hoca'nın Habertürk'teki programı, o programdan sonra pek çok geri dönüşler oldu. Memleketin farklı farklı bölgelerinden insanlar bizleri aradılar. İşte biz Hüdapar'ı tanımıyorduk, bilmiyorduk veya bu şekilde bilmiyorduk diye. Çok zamandan beridir bizim coğrafyada medeniyet maalesef dumura uğramış. Çünkü insan ölümleri kolaylaşmış. Hı hı. Ve Hüdapar olarak insan ölümlerini zorlaştıran, akan kanı durdurmadan daha üstün bir siyaset görmüyoruz, bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Mehmet Yavuz deyince Filistin, Mavi Marmara, ümmetin meseleleri, Orta Doğu, hak, adalet, hukuk, mahkeme, yani bu tarz bir hak mücadelesi kısmında her zaman bir araya geldiğimizi biliyorum ve hatırlıyorum. Türkiye kamuoyu Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşi bir şekilde katledilmesini vicdanlarında mahkum etmiştir. Evet, o katillere ve bu katliamın talimatını verip insanları sokağa dökerek bir halkın evlatlarını biri birine düşman hale getiren, kin, nefret ve ayrılık tohumları ekerek belki etkileri yüzyıllarca sürecek bir katliamın talimatını veren azmettiricilerin mutlaka yargılanması gerekiyor. Söylenmesi gereken sözleri büyük bir cesaretle ve yine de gülümseyerek söyleyen bir Müslüman gözümün önünde canlanıyor. Şu tevhid bayraklarını kaldırın, Allah aşkına kaldırın. İnsanlığa bir mesajdır. İşte bu mesaj Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajıdır. Bu bayrak, bu tevhid bayrağı sadece Müslümanları değil, insanlığı kurtaracak bir mesajdır. İnsanlığın bu mesaja ihtiyacı vardır. İslam ülkelerinin bu mesaja ihtiyacı vardır. Mısır zindanlarındaki mazlumların bu mesaja ihtiyacı vardır. Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs-ü Şerif'in bu mesaja ihtiyacı vardır. Arakan'ın bu mesaja ihtiyacı vardır. Myanmar'ın bu mesaja ihtiyacı vardır. Zindandaki müminlerin bu mesaja ihtiyacı vardır. Mazlumların, garip gurebanın, fakir fukaranın bu mesaja ihtiyacı vardır. Mana alemindeki kemala kesbetmiş kamil insanlardan biri de Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hani Pir-i Türkistan derler. Gerçekten böyledir. Öyle bir mana aleminde deruni bir anlamı var ki, öyle bir mana ihtiva ediyor ki Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında vefat ettiği için 63 yaşına geliyor ve yerin üstünü kendisine haram ediyor. Meşhur bir şiir var, bunun gerekçesini izah ediyor. Ol sebepten 63'te girdim yeriye diye başlayan bir şiir var. Ben Hoca Ahmet Yesevi ile, müsaadeniz olursa, ve firkate ebter girin, feryat cideste firkate, jaru zaifu zerkirin, feryat cideste firkate diyen Molla-i Cezeri arasında hiçbir fark olmadığını, aynı hakikatleri, aynı bakış açısını, aynı ruhani atmosferi birinin Türkçe, birinin Kürtçe dile getirdiğini bu aziz millete anlatmak istiyorum. Ne olur, Molla-i Cezeri ile Hoca Ahmet Yesevi arasında fark koymayalım. Bırakın biri Türkçe söylesin aynı hakikatleri, biri Kürtçe söylesin. Ebter girin, feryat cideste firkate,
جارو زعيف وزرقرين فرياد جدا واستفي رقتي جارو زعيف وزرقرين فرياد جدا واستفي رقتي. Vefatından 10 ay kadar önce Umre'ye gitti. Çok etkilenmiş. Oradan gönderdiği mesajları dinliyorum. Arkadaşlarına gönderdiği mesajları dinliyorum bazen. Müthiş derecede etkilenmiş. Selamünaleyküm. Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama'dan selamlar Hasan'cığım. Hasan'cığım, bütün şartlarını zorlayarak ama gerçekten sonuna kadar zorlayarak buraya gelmelisin Hasan'cığım. Emin olabilirsin, ne Norveç'in, ne Alplerin karlı dağları, ne İskandinav ülkelerinin, ne Baltık ülkelerinin, ne de başka yerin, ne havası, ne atmosferi burası kadar asla seni etkilemeyecek. Bundan emin olabilirsin. Bu açıdan şartlarını zorlamanı ve buraya gelmeni mutlaka şiddetle, hararetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Tabii biz oradan iyileşip dönmesini arzu ediyorduk. Öyle ümit ediyorduk. Ama maalesef döndüğünde hastalığı tekrardan şiddetlenmişti. Hemen gelir gelmez tedavisine başladı. İşte en son zaten gittiği İstanbul'da bir doktor, umre dönüşü gitti de zaten orada kendisine her şeyi söylemişti. Hani artık durumunun çok kötü olduğunu, sayılı günlerden kaldığını kendisine iletmişti. Vefat etmeden aylar önce İstanbul'da bir doktor kontrol için son kez gitmiş. Hoca da büyük bir olgunlukla, panik şey yapmadan dedi hocam, yani veren de o, alan da o. Yani ömür, ecel, ne uzar ne kısar. Tabii ben dondum kaldım. Hiçbir cümle kuramıyorum. Kalkamadım. Yani oturduğum yerden de kalkamadım. Soru da soramadım. Mehmet Başkan'la göz göze gelmeye bile cesaret edemedim. Yani gözüne bakıp da, çünkü kurabileceğim bir cümle yok. Teselli verebileceğim, nasihat edebileceğim o haddi kendimde görmedim. Çünkü Mehmet Yavuz hakikaten ilmi derinliği de olan, ilmi yönü de olan, inanmışlığı çok yüksek olan bir adamdı. Cuma vakti, ev sahipleri cuma namazına gittiler. Benim kalmamı istedi. Veda konuşması gibi böyle uzun bir konuşma yaptı. Nasihatlerde bulundu. Ama ben hiç ciddiye almıyorum. Böyle atlatacağından eminim çünkü. Hastalığın safahatını da bilmiyorum. Biz uzun süredir işte bitkisel ilaçlarla vesaire ayakta olduğu için, koşturduğu için iyi zannediyoruz ama fiziki olarak demek ki artık bayağı bir zor durumda. Hasan, öğlen namazını kılalım, sen kıldır dedi. Ben zaten oturarak kılabiliyorum, ayaklarımı uzatarak kılabiliyorum. Bir baktım Mehmet Hoca da oturdu, ayaklarını uzattı arkamda. O da ayağa kalkamıyor. Yani yıllarca önümde o güzel kıraatıyla namaz kıldıran insan. İşte onu anladım artık. Sanki bir şeylerin vakti geçiyor. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Vefatından bir hafta kadar önce Diyarbakır'da hastanede ziyaret ettim kendisini. Tabii yıpranmıştı gerçekten, çok etkilendim yani. Artık bu aleme ait bir şey değildi. Mehmet Yavuz Bey'de zaten hep bu aleme ait olmayan bir şey vardı. Çok belirgindi o gözlerinde, yüzünde, enerjisinde, onu görebiliyordunuz yani. Dolayısıyla hastanede elimi de tuttu. Bir 10 dakika yakın yanında kaldım. Neredeyse 10 dakika boyunca sürekli ağladık ikimiz de gerçekten. Yine gece geç saatlere kadar orada oturduk. Orada otururken dediler ki işte biz bugün gittik, Mehmet Hoca'yı gördük. Böyle biraz sevinç de dediler ki yüzüne renk gelmiş, biraz toparlanmış. İnşallah iyiye doğru gidiyor. Tabii Mehmet Hoca'nın hastalığının varmış olduğu dereceyi
biliyordum ben. Onlar öyle söyleyince bu içimde sanki bir şey koptu. Yani ben yani çok ağır hastalar o son dönemde belki son saatlerde biraz yani sanki toparlıyormuş gibi. Belki onların maneviyatı veya öte taraftaki makamları bir anlamda onların yüzüne aksediyor düşüncesiyle. Daha önce pek çok kişinin son dönemlerde sanki iyiye doğru gidiyormuş gibi bir görüntü verdiğine dair pek çok şey duymuştuk veya hatta bazen bizzat şahit olmuştuk. Böyle içimden bir şey koptu. Eyvah dedim. Genç bir kızımız, ya Rabbim diyor, senin katında peygamberler var, salih insanlar var, evliyalar var. Senin katında Mehmet abilerimiz gibi çok insan var. Ama onu bize bağışla, bizim ona ihtiyacımız var. Kelemedi. Evet bayramdı. Kurban bayramıydı. Fakat biz büyük bir kurban vermiştik. Neticede gitti. Fakat sesinin yankısı hala aramızda. Fotoğrafları hala duvarlarımızda. Partide asılı duruyor. Hala ara ara onu yad etmek için eski videolarını açıp bakıyoruz. Allah rahmet eylesin. Gönül, bilir misin ne oldu? Bugün birileri ayrıldı aramızda haddi zatında. Birilerin gidişiyle sanki geceye büründü günümüz. Bir arkadaş olursunuz, bülbül gibi sizi güle götürür. Bir de kargayla arkadaş olursunuz, nerelere götürür. Mehmet Yavuz gerçekten bir bülbül gibiydi yani. Sizi güle götürürdü, konuşurdu, sohbeti hoştu, muhabbeti hoştu, sıkılmazdı. Vefat ettikten sonra ben çok etkilendim. Yani mesela Risale'den çok bahsediyordu, Said Nursi'den çok bahsediyordu. Dedim ya bu Mehmet Yavuz bundan çok bahsediyordu. Hele bir okuyayım, bir ne bu? Sonra baktım yani bayağı bir cilt. Ben onun sayesinde bitirdim, okudum. Zor da olsa ama yani onun yokluğunu çok aradım. Her yere takıldığımda şimdi Mehmet Yavuz olsaydı bana bunu takır takır anlatırdı dedim. Mehmet Yavuz'un çocuklarına ne mirası kalmıştır bilmem ama Müslüman gençlere bıraktığı miras bence güzel bir Müslümandan güzel bir örneklik. İşte bu yani. Bir taraftan
yapman gerektiğini yapmak, gerekirse sokaklara çıkmak, bir taraftan gerekirse mahkemelere gitmek, bir taraftan konferans salonları, bir taraftan okumalar, bir taraftan istişare mekanizmaları, yani masanın arkasında ya da önünde, mahkeme salonunda ya da sokakta bir şeyin mücadelesini sürekli bir şekilde yapabilmek. Mehmet Bey'in çalışmaları, gayreti, yazıları, bütün hepsini düşündüğünüz zaman esasında bir boşluk bırakmadı. Yani yapması gerekenleri dolu dolu yapmış diye düşünüyorum. Belki erken bir ölümde karşılaşacağını hiç kimse bilemez ama bir erken ölümde karşılaşacağı adeta mukadderatında, kaderinde yazılmış gibi işleri hep çok yüksek derecede, çok hızlı yaptı. Öyle hızlı yürüyordu ki. Yani bu han iki kapılıdır. Bir kapıdan girdik, öbür kapıdan çıkacağız ama o kapıdan çıkıncaya kadar o kadar hızlı, yani zaman akıyor zaten. Ama yapmam gereken şeyleri çok hızlı bir şekilde yapmam gerekir edasıyla. Sürekli sanki birilere yetişmeye çalışıyormuş gibi. Adeta o tavırlarıyla, yani lisan-ı haliyle şu dersi veriyordu. Yapacak iş çok, zaman kısa, ömür kısa. Ne kadar çok şey sığdırabilirseniz sığdırın der gibi. Her şeye, her yere yetişmeye çalışıyor. Çok kısa sürecek büyük bir hikaye oluşturma çabası içerisinde sanki. Bu yüzden hayatımıza girmesiyle çıkması bir oldu. Bir şey için tavır almayı ya sadece koşturmak ya da onun üzerine sadece düşünmek olarak algılıyoruz. Aslında Mehmet Bey gibi Müslümanlar peygamberi metot olan, hepsini gerektiğinde yapabilmeyi gösteren Müslümanlar. Mehmet Yavuz bir siyasetçiydi. Doğru ama Mehmet Yavuz bu değildi. Mehmet Yavuz bir irfan sahibiydi, arifti, bir dervişti. Bu da değildi. Mehmet Yavuz hiç tahmin etmediğiniz varoşlarda bir bakıyorsunuz sokakta yürürken etrafında çocuklar toplanabiliyordu. Bu adam farklı bir şey, yani bir şey çekiyordu. Bazı insanların ölümü de öğreticidir ve umut vericidir. Kaybettiğinizi düşünürsünüz. Ama bazı ölümler arkasından güç sürükler. Gidişi esnasında gönderdiği bir mesaj vardı. O mesaj, yani birkaç cümlelik mesaj ama çok dolu dolu bir mesajdı. Yani samimiyete devam, ihlasa devam. Dünyanın hiçbir şeyinden artık tat almıyorum. Vallahi kendimi ahirete daha yakın hissediyorum. Ağrılarım, sancılarım oluyor. Bazen gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Ama Allah'tan gelen baş göz üstünedir. Her gün 2-3 yere gidiyorum Mehmet Yavuz. Şimdi 2-3 aydır tek başına evdedir. İmtihan böyledir. Allah verir de alır da. Verirken de Allah'a şükretmek lazım. Alırken de sabretmek lazım. O bizim Rabbimizdir. O ne imtihan vermişse içinde bizim için bir rahmet gizlemiştir. Sabredelim. İnnallaha ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. İnnallaha yuhibbu's-sabirin. Allah sabredenleri sever. Ve beşşiris-sabirin. Sabredenleri cennetle müjdele. Allah sabrımızı arttırsın. İbadetlerimize devam. İhlasa devam. Karşılıksız bir şekilde iyilik yapmaya devam. Allah için yapıyoruz. O biliyor. Kimse bilmese de olur. Takriben vefatından 6 ay önce o rahmetli babasının dostu olan bir hemşerisine bir ses kaydı göndermişti ve bundan hiç kimseye bahsetmemesini söylemişti. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sufi gülü ezi nekhoşim. Nekhoşiyamı bi kefete idirane. Ve dest bir kemoterapiye kriye. Kemoterapi zede girane.
asas haşe Maria sere Maria duye. Xodet Taala kesi mecbur neke. İca sufi gülü en Müslümanın. Me iman bi Xodê û peyxemberê Xodê aniye. Çitik me iman bi Xodê û peyxemberê Xodê aniye me iman bi takdîra Rabbi âleme jî aniye. Acel yeke. Carê tenê were serî însin. Du caran ne. Eger ki Xodê Taala takdîr kiribe acele me girêdayî vê nexweşiya mi be. Hakim, Luqman û Dixtûrê ser vî erdî ki gir ron jî bûşe. Fakat eger ki acele min negire dayî vê nexweşiyê we jî tu nexweşiyekê me bixîn mi berim tune. Elhamdulillah ez îdi vê rihetiyê da me. Me îman kiriye. Bi qedera xwe me îman kiriye. Fakat zahîre göre ez nîzik mirinê me. Tabi duwek dil ber mi terrî. Belinova duwek el ber te terim. Ew takdîra Rabbi alemê ye. Fakat li gor zahîr û nexweşiyê durumê min hekî în nêzîk e. Sewê vê qûnişmeyê rû kesî me de. Bira wesiyeta mil te ve. Hatı xêra xwe here sem mêzel. Hinda mezelê vî hevalê te yê rûysûrik û jinka wî Şadiye xanım, Telli xanım. O pire me elve derine, da pire me u kalke me. Acara o çave xalva derna bigarine. O duak et çün mesela, duak xavarek da girt. O tijil ser xavi. Hala o çave xo bigarine elve derine miraji şunik haya tine. Ki imkan haya, ki mümkünatı haya. O havki millet taradı usta. O ustalığı xo, havki rind kullamışke. Alve dere ki tukanu ile mirajı mezel ki peyda ki khira khodaya. Nur ala nur. Khoda peygamber te razıya. O ki nevi jin neviye zaten. Du vakil silava Yusufi gülü. Hakkı khalma halal ke. Khoda rahatı selameti bide. Esselamu aleykum. Ve rahmetullahi ve berekatuhu.